kuvvetlerinde bekliyoruz müsaadenizle. Oktay Bey için de alkışlar. Sayın Oktay Kılıç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Üstadım, bize bir kahraman gerekiyor. Çünkü başımıza olmadık işler geliyor. Dönün de bakın. Her şeyleri vardı, bir kısmetleri yoktu. Başlarına neler geldi, neler geldi. Hele ki Ela Hanım. Son soruda takıldık yahu. Çok büyük hadise. Efendim, 7400 puan artı bir saniyeyle Recep Bey birinciliğini sürdürüyor. Kendisi bile inanmıyor bu duruma. Hadi şunu değiştirelim artık. Yoksa Züleyha Hanım çok mutlu olacak. Haberiniz olsun. Başlasın mı? Başlasın. Buyurun, geliyor. Oktay Bey'in ilk sorusu. Düzgün biçilmiş, uzun ve ensiz tahta. Böyle hani böyle ince tahta. Yaşımız yakın. Çıta. Evet, uçurtma yapardık hani. Güzel. Çok güzel. Bir meze efendim. Şöyle sorduk. Dört harfli. Soğan, domates ve türlü malzemelerin çok küçük parçalara bölünmesiyle hazırlanan bir tür mezedir. Soğan, domates ve türlü malzemeler. Çok küçük parçalara bölünmesiyle. Artık yani kesilmesi demiyoruz çünkü kullanılıyor o. Bir harf olabilir mi? De. Buyurun. O kadar küçük parçalara bölünüyor ki sanki şey gibi oluyor. Ezme. Ezme gibi oluyor. 300 puan daha. Gayet güzel. 5 harfli. Tek kelimeden oluşur. İçinde yorum var ama yani karşıda çıkmayız herhalde. Bir bakalım. Ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belirsiz olan çalışma saatlerini niteler efendim bu sıfat. Mesela eleman ilanlarında falan görürüz. Nokta nokta çalışma saatlerine. Esnek. Bravo. 500 puan daha. Yerleşti yerine. D şartlı cevaplar bitiyor. Yolumuz aydınlık maşallah. Oktay Bey gayet güzel ilerliyor. Gelsin efendim. Dördüncü soru. Cansız, ışıltısız, mat. Donuk. Çok güzel hocam. Donuk dediğimiz zaman kimi sıfatla kullanıyorsunuzdur zaten. Siz kumaş bölümünde Ar-Ge'desiniz değil mi efendim? Evet. Yani donuk sık sık kullandığınız bir sıfattır. Evet. Uçtu gitti. Mutfaklarınız nasıl? İyidir. Güzel. Evet. Spor da yapıyorsunuz mesela. Sporla ilgilenen kimselerin mutfaklarından, sofralarından eksik etmedikleri bir şey bu gördüğüm kadarıyla. Bir bakın. Kaynatıp kurutulmuş, kabuğu çıkarılıp kırılmış buğday. Aslında böyle hani aileyi, kırsalı bulgur hatırlatır. Bulgur. Şimdilerde çok tercih ediliyor. Değil mi? Gelsin yenisi. Yazılı veya sözlü ilan. Anons, haber. Üstadım, Türkçe bir kelime arıyorsunuz. İlan, anons, haber. Hepsi için kullanılabilecek. Bir harf alabilir miyim? Buyurun alalım. Bu şu ana kadar aldığımız ikinci harftir. Duyuru. Boş verin, sinirlenmeyin üstadım. Çok iyi gidiyorsunuz. 9600 puan ulaşabilecek durumdayız. Hali hazırda 2 dakika 43 saniye gibi de bir süreniz var. Nazardayınız.